Bence işsizlik çok yüksek. Bence işsizlik yok. İş beğenmeme gibi bir durum söz konusu. Vallahi ben bu söylediklerine hiç inanmıyorum. Maalesef işsizlik başını aldı gitti. İşsizlik olarak ne azaldı ne büşüttü. Çoğaldı. TÜİK, Türkiye'deki Şubat ayı işsizlik oranlarını açıkladı. Açıklanan verilere göre Türkiye'deki işsizlik oranı Şubat ayında bir önceki aya göre 0.5 bas puan azalış gösterdi. Bizler de vatandaşlara bu konuyla ilgili sorular sorduk. Bakalım vatandaşlar Türkiye'deki işsizlikle ilgili neler düşünüyorlar? Çalışana iş çok da çalışana iş yok. Çalıştıracak adam bulamıyor yani. Çalışana iş çok. Her yerde var yani. Azına çok dersen mesele biter. Doğru mu? Peki sizce Kayseri'de yeteri kadar iş olanağı var mı? Var tabii. Kayseri'de olan iş olanağı hiçbir yerde yok yani. İşçi bulamıyorlar çokları. Yani sizce vatandaşların işsiz olmasının sebebi iş beğenmemesi? Doğru, çok doğru. İş beğenmiyorlar yani. Bizler çocukluğumuzda 12 yaşında işe başladık. 2,5 haftalığından başladık yani. Anlıyor musun? Sanat belirleyecekler. Gençler sanat belirleyecek. İlerisi için bugün 20 yaşına kadar gelen gençler 70 yaşına kadar ne bellediyse 70 yaşına kadar geçerli. Afganistan, Pakistan, hele hele şu Suriyeliler var ya, ucuz çalıştıkları için onlar alıyorlar. Türkiye'deki vatandaşlarımız işsiz kalıyor. Evet, ikinci sorun. Ama Türkiye'de açıklanan verilere göre işsizlik oranı bir öncekiye göre azalmış. Hiç zannetmiyorum azaldığını. Çoğaldı. İşsizlik oranı çok çoğaldı yani. Bu Suriyeliler falan olduktan sonra Afganlar, Pakistanlılar, şunlar ucuz çalışıyorlar. İşsizlik oranı ne azaldı ne büşüttü, çoğaldı. Tamam mı yeğenim? Peki ya sizce vatandaşlar kendine göre iş bulabiliyorlar mı? Ya parası olan kendine göre iş buluyor. Parasız olmayan nerede iş bulsun? Yani parası olan kendine göre iş buluyor. İş yeri açıyor, bilmem bir yeri açıyor. Ama parasız adam bulamaz. Peki sizce Kayseri'de yeteri kadar iş alanı var mı? Tabii organize sanayi var. Ne bileyim şu Malatya yoluna giderken orada gene organize bir şeyler var. Var da var yani. Olmaz olur mu? Var. Ben işsizlik oranlarının verilere göre doğru orantılı olduğunu düşünmüyorum. Bence işsizlik çok yüksek. İş beğenmemezlik de var diyorlar ama kişi istediği, sevdiği işi yapmaya mecbur kalıyor. Onu da yapamadığı zaman yaptığı işi sevmek zorunda kalıyor. Bence işsizlik çok yüksek. Kayseri'de aslında çok iş olanağı var. Kayseri mobilya üzerine, tekstil üzerine, sanayi üzerine iyi bir şehir. Ama asgari ücret olarak veriliyor. O da kişiye göre değişkenlik gösteriyor. Bence Kayseri iş imkanı olan bir şehir yani. Kayseri'de her türlü iş bulursun yani. Bence. Bence bu veriler Türkiye'deki gerçekliği maalesef yansıtmıyor. Daha önceki senelerden birazcık daha yüksek olduğu söyleniyor. Bizim maalesef Türkiye'mizin en önemli yarısı işsizlik konusunda maalesef iş beğenmeme gibi bir özelliğin olması. İnsanlar kolay kolay iş beğenmiyorlar. İşte masa başı işi olsun, kesinlikle ayakta kalmayayım, işte fabrikada çok çalışmayayım gibi bu tür şeylerle insanlar kendilerini işsizlik düzeyinde kendi söylemlerini yaratıyorlar. Bence işsizlik yok. İş beğenmeme gibi bir durum söz konusu. Teşekkür ederim. Peki sizce Kayseri'de yeteri kadar iş olanağı var mı? Abi haddinden fazla. Yani ben OSB bölgesinde çalışan bir kişi olarak bütün patronlarla, insan kaynakları yönetimindeki insanlarla, İK müdürleriyle birebir görüşmelerimiz neticesinde maalesef iş beğenmeme var. Potansiyel çok yüksek. Yani şu an 4250 olan rakam 5.000-5.500 lira gibi bir rakamlara tekabül ediyor fabrikalardaki ödenen rakamlar. Maalesef insanımız bu tip rakamlara bile tercih etmiyorlar yani. Vallahi ben bu söylediklerine hiç inanmıyorum. Maalesef işsizlik başını aldı gitti. Yani doğru bir şey rakam değil bir kere. En basit mesela enflasyonu çok düşük gösteriyor. Halbuki şu anda enflasyon %150. Yani ne derseniz deyin yani. Bu böyle. Peki ya sizce Kayseri'de yeteri kadar iş olanağı var mı? Maalesef ya bütün gençlerimiz boş, üniversite mezunları bugün 40 bin tane öğretmen atama bekliyor. Atanamını hep yurt dışlarına gidiyorlar iş bulabilmek için. Maalesef iş yok. Bazı vatandaşlar işin olduğunu ama insanların iş beğenmediğini söylüyorlar. Sizler bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Hayır canım, tamam da bir üniversite mezunu herhalde bir lağım dokacak hali yok.
Hizmetçilik yapacak adam üniversite masasının başında mesela okumuş, meslek sahibi olmuş. Herkesin bir mesleği var. Mesleğine göre görev verilmesi gerekir yani. Bu böyle bence ya. Siz olsanız, üniversiteyi bitirseniz lağım döker misiniz, çöp döker misiniz yani? Bu kim olsa yapmaz ya. Adam niye okuyor? Hani rahat edeyim diye okuyor. Bu böyle yani. Kötü düşüncelerim var. Çünkü ülkenin ekonomisi çok kötüye gidiyor. Böyle giderse ekonomi batacak, iflas edecek. Biz de yaşamaz hale gelecek. Dün mangal yaptık. 1 kilo et aldık. 300 gram yağ aldık. Malzeme aldık. 300 lira para verdik. Yani bu ülke böyle giderse bit. Biz de bittik, ülke de bitti. Tabii yaz gelince daha azalması gerekir. İnşaat sektörü açıldığı için haliyle biraz azalması gerekiyor. Peki sizler Türkiye'deki istihdamla ilgili neler düşünüyorsunuz? İş olanaklarla ilgili. Şu anda çok zayıf. Yani Türkiye'de yani bir şeyler yapılması gerekiyor yani bu şekilde giderse halk çok zor durumda kalacak. Neler yapılabilir sizce? Herhangi bir şey mesela yani çalışan kesim için ayrı yeten bir fon oluşturulması gerekiyor yani. Mesela asgari ücretliye nasıl KDV uygulaması yapılmıyorsa %18 diğer kesimlere de yapılması gerekiyor.